son 3 yılda biz üretici olarak iliklerimize kadar gözlemleyip bu iklim değişikliğini hissetmeye başladık. Aşırı yağışlar hem ekim zamanını hem toprağın tava gelmeyi, verim düşüklüğünü, hem aşırı sıcakların işte meyvelerde ve sebzelerde, çiçeklerdeki tozlanmayı müthiş derecede etkilemekte ve verim düşüklüğü, aşırı derecede verim düşüklüğünü yaşamaktayız. Hava yağışlarının artmış olması, yağışlı bir iklimde ekim zamanlarının sürekli olarak değişmesine sebep oluyor. Örneğin mesela Mart ayında ekeceğiniz bir ürünü soğuklar nedeniyle veyahut da beklenmedik ısı artışı nedeniyle ekim tarihlerini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Veya beklenmedik gelen yağışlar ekmiş olduğunuz ürüne çok ciddi hasarlar veriyor. Örneğin mil altında kalabiliyor ürününüz, yeterli büyümeye ulaşamıyor veyahut da meyveleri yeterli olgunluğa ulaşamıyor. Bu tür zorlukları çok sık yaşıyoruz son 5 yıl içerisinde. Valla bence dünyada en çok iklim değişikliğiyle etkilenen çiftçilerdir. Yani sel felaketi olsun, aşırı kuraklık olsun, aşırı yağış. Aşırı yağış kuraklıktan daha tehlikeli bizim için. Çok yağıştan hastalanıyor, toprak mantar hastalığı oluyor. Toprağın üzeri böyle bir beyaz tabaka, yeşil tabaka kaplıyor zaman zaman, bir tuhaf oluyor toprağın üzeri. Sürekli yağmur yağınca bitkiler de sanki kurakta kalmış gibi kuruya dönüyorlar. Ben çocukluğumda önceden biz çiftçi doğduk, yani çiftçilik yapıyorduk. Yazın sulama bile yapmaz. Allah sanki böyle yani mevsimine göre, zamana göre yağmurunu verirdi, yağdırırdı. Yani ürünlerimizi toplar, ne sulama bilirdik. Şimdi sulayacağız derken yazın telif oluyoruz yani. Özellikle mesela bu yıl çok etkisini gösterdi. Normalde Nisan'da Mayıs'ta yağması gereken yağmurlar Haziran ayına kaydı. Yani bir ay yaza kaymış oldu. Aynı zamanda yani şu sıra, yani bundan 1-2 hafta önce don olması gerekirken hala da 20-25 derecelerde hava. Yazlık sebzeler hala devam ediyor. Döküme devam ediyorlar. Çiçek açıyorlar hatta. Hava sıcak olduğu için. Yetiştirdiğimiz ürünlerin yelpazesini değiştirerek, yani kısa zamanda hangi üründen ne verim alabiliriz? Ürün yelpazesini değiştirmek zorundayız ama biz çiftçi olarak bunun araştırmasını yapacak kadar bilinçli ya da bir araştırma yapamıyoruz. Anca gözlemledip, kendi kafamızda yorumlayıp da deneme yanılma metoduyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O da çok uzun zamana, uzun maliyetlere gebe. Bunu devlet büyükleri bilinçli bir şekilde araştırma yapıp, hangi bölgelerin bu küresel ısınmadan dolayı iklim değişiklikleri göre göre değişip, göre göre ürün yelpazesi konusunda çiftçiyi bilinçlendirmesi gerekir. Yapabileceğimiz nedir? Ekim takvimlerimizi değiştirmek. Yani normal ekim takvimlerimizi hep bir ay geriye atarak bunu gerçekleştireceğiz. Yerel tohumlar o yöreye özgü olduğu için o yörenin hava şartlarına, iklimine, toprağına daha alışkındır. Verimi ve zararlıya karşı mücadelesi de daha etkendir. Yerel tohumlar dediğimiz iklim şartlarına biraz daha dayanıklı. Verim açısından da çok farklı. O nedenle hemen hemen tüm ürünlerimizde amacımız kendi tohumumuzla, geçmişten gelen tohumlarla bunu sürdürebilmek. Belki de yani çarpık yapılaşma, her yeri beton yaptılar, dere boylarını. Yani doğa kızıyor yani şu anda insanlar, ben öyle diyorum. Sen bana madem ki böyle eziyet yapıyorsun, ben de sana yapayım, gör bakalım. Aç kal da gör gününü bakalım. Toplama dalından bir şey, git öyle paketli bir şey alayım. Bakalım hangisinden zevk alacaksın? Dalından toplayarak mı yediğinden zevk alacaksın? Yoksa paketlenmiş bir şey mi, uzaylı, sanki uzayda yaşarız. Yani öyle kızıyorum açıkçası.